6 Ağustos Cumartesi sabahından herkese günaydınlar. Saat şu anda 7.45. Ben Mihal Gazi'deyim. Burada gençlik merkezi var. Onun hemen arkasında okul bahçesindeyim. Çadırı oraya kurdum. Aslında onun arkasında çok daha güzel bir park var ama sulama yapılıyormuş gece. Ondan hemen buraya kurdum çadırı. Şurada da gençlik merkezinin tuvaletleri var. Son derece temiz, güzel. İyi yere kapak attım yine. Aradığım her şey şu an elimin altında. Kahvaltı yapıp ondan sonra yola koyulacağım. Saat 9.20 geçiyor. Mihal Gazi'deki kamp yerinden ayrılıp Sarıcakaya taraflarına doğru yola çıkıyorum yavaş yavaş. Oralardan da dağlara çıkacağız. Şansıma bugün hava kapalı ve serin. Yoksa tırmanış bayağı sıkıntılı olacaktı. Ben yaklaşık 4-5 kilometre sonra hemen komşu ilçe Sarıcakaya var. Neden bu iki ilçe birbirine bu kadar yakın bilemiyorum tabii. Oh, ne güzel esiyor bugün. Hoş bulduk abi, hayırlı işler. Sağ ol abi, bakalım nasıl hayırlı olacak göreceğiz şimdi. Evet abi, evet. Yeni pazara geçeceğim. Aşağıda GPX kaydını, GPS cihazına yükledim. Çay içtim. Saat 11 oldu, ben daha yeni tırmanışa geçiyorum. Ama bugün tırmanış için şahane bir hava var. Hafif arkadan esen rüzgar. Hafif bulutlu bir hava. Dış faktörler tamamen lehime. Belki de olmuş güzel hücumlar. Enerji verici. Tam olmamış ama ağzımız tatlanacak kadar kopardım. Yol boyunca çeşmeler görüyorum fazlasıyla. Duruma göre fazla suyunu bile dökerim yani. Kara üzümlerin dalına bakalım. Tırmanış devam ediyor. 500 metredeyim şu an. Yaklaşık 400 metre falan tırmandım. Şu anda rakım 560 metre oldu. 425 metre tırmanış yaptım şu ana kadar. 1200 metreye çıkacağım. Yaklaşık olarak 600 metre daha çıkışım var. Şuradan şöyle devam ediyor. Sonra şuradan şöyle çıkıp şu tepeciğin ardına çıkıp oradan tekrar devam ediyor tırmanış. Yavaş yavaş ilerliyorum.
Ama işin aslı böyle döne dolaşa giden yollardan tırsmıyorum. Hatta bunların eğimleri gayet de güzel oluyor. ...670 metredeyim şu an. Şöyle... Sarıcakaya aşağıda kaldı. Şu yoldan... döne dolana şuradan... şuradan daha dolanıyor oradan... böyle buraya geldim. Şimdi buradan devam edeceğim. Sıcak da olmaya başladı. 550 metre tırmanmışım şimdiye kadar. Bir 550 daha çıkacağım. GPS'e göre şurada bir çeşme de çıkıyor. Umarım akıyordur. Üstten yaşamak istemiyorum. Ak 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 ak. Oh, hortum da var. Oh, akıyor vallahi. Rahatladım vallahi şu an. Oh. Sabahtan beri bu çeşmenin hayalini yaşıyorum. Yani tırmanı şöyle yapıyorum. GPS'te gözüküyordu çeşme. 700 metrede. Akıyormuş. Altına girdim, bir güzel serinledim. Hortum da varmış şansıma. Yoksa benim hortumum sosis çantanın en dibindeydi. Çıkartmam gerekecekti. Neyse, hortumun olması iyi oldu. Hortumcu Tayfazan Ferdinen. Rampada tırmanmaya devam ediyorum. 800 metredeyim şu an. Geri kaldı 400 metre tırmanış. Şimdi tehlikeli bir bölgeye geldik. Heyelan tehlikesi varmış. Heyelan bölgesi burası. Korksak da İlerleyeceğiz. Hal ve durum şöyle. Şöyle arkada görüyorsunuz zaten geldiğim yer. Böyle de devam ediyorum. Şuraya çıkıyorum. Şu an rakım olarak 870 metredeyim. Orası da 1200 metre falan. Sarıcakaya şöyle aşağıda kaldı. Şu an 1050 metredeyim. Buradan böyle geldik. Böyle devam ediyoruz. Tırmanış devam ediyor. Şimdi böyle bir boğaza geldim. Boğaz olduğu için çok fena rüzgar esiyor karşıdan. 1100 metre civarındayım şu anda rakım olarak. Yol şuradan şöyle devam ediyor. Ben şuradan devam edeceğim. Ayrı bir toprak yol var galiba. Oradan gideceğim. Evet. Sonunda yol ayrımına geldik. Bu yol düz devam edersen Bolu Göynü'ye doğru gidiyor. Şimdi ben buradan tabelayı da gösteriyor zaten. Sola döneceğim. Bu yol Yeni Pazar'a gider diyor zaten. Tabela var. Ama burada yol stabilizeye dönüyor galiba. Şimdiye kadar geldiğim yol kayan göçen yerler hariç asfalttı.
Daha biraz daha tırmanışım var. Ama bu zorlu kısmı bitti yani. Bundan sonrası bir 100 metre tırmanıp ondan sonra inişe geçeceğim. Kırıçayla aşağı çayla yeni pazar hatta. İşte en sevdiğimiz yollar bunlar. ...01.07.2022-15.09.2022 tarihleri arasında ormana giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Eskişehir Valiliği. Bakalım burada Eskişehir Valisi'nin borusu ötüyor mu? Evet, burada Eskişehir Valisi'nin borusu ötüyormuş. Biraz sonra çıkacağız Eskişehir İl Sınırı'ndan. Ondan sonra bu tabela, bu ceza bizi bağlamaz. Hadi kızlar yol verin. Gel, nasılsın? Bir şurada bir ekmeğim var, onu vereyim sana. Gel kızım. Al. Dur. Al bakayım. Hadi kaptı götürdü. Hadi afiyet olsun sana. Kurumuştu, ben yiyemeyecektim bunu. Açmadım da. Hadi bana verdim. Tırmanışın sonunda şöyle bir yaylaya geldik. Şurada hafif bir çıkış daha var da çıkarız. Oraya mı çıkıyorum bakayım? Dur, yanlış olmaz. Ha pardon. Oraya çıkmıyorum. Şuradan aşağı ineceğim. B yayla mı? Öyle bir şey. Burası değil de şurada ileride B yayla diye bir köy var. Ya da kasaba. Burası eski bir maden ocağı galiba. Ya eski bir maden ocağı ya da madenciler burayı bir yoklamışlar. Pek de verim alamayacaklarını düşündükten sonra olduğu gibi bırakmışlar. Ben öyle düşünüyorum. Öyle olabilir. Bilmiyorum tabii. Bir oyulmuş burası. Ben yoluma devam ediyorum. Bugün şansıma hava da gayet güzel, bulutlu. Tırmanış yaparken güneş çok yakmadı beni. Rüzgar da vardı. Zirveye sakin sakin çıktım. Güzeldi, keyifliydi. Zorluydu ama keyifliydi yani. Bye.
İnişle beraber Eskişehir İl sınırından çıktık herhalde. Şurada da bir şelale varmış. Şurada normalde su uçtu şelalesi diye bir şelale varmış ama uçağın su falan yok şu anda. Şuradan merdiven var, inliyor. Normal halinde daha sonra videoya ekleyebilirim. Bunu görmek için ilkbahar aylarında gelmek gerekiyor. Hazirandan sonra kuruyormuş. Neyse, biz yolumuza devam edelim. Burası Yenipazar ilçesine bağlı Yukarı Çaylı köyü. Yukarı Çaylı köyünden çıktım. Aşağı Çaylı'ya doğru devam ediyorum. Bu arada yol asfalta döndü. Bundan sonra asfalt yoldan devam edeceğiz. Aşağı Çaylı köyü de burada, hemen buradan sağdan gidiliyor. Aşağısı yukarısı benim için artık hepsi aynı, hepsi yukarıda kaldı.
Yol hala bayır aşağı eğimli devam ediyor ama o ilk baştaki sert inişler yok artık. Gülümseyin tabii ya. Yeni pazara geldik. Şurada bir okul var. Okul bahçesine çeşme bakmak için gittim. Türker abiyle tanıştım. Ya dedim, burada çeşme var mı? Çeşme bizim evde var, gel dedi. Aç mısın tok musun gel dedi bizim eve. Hem elini yüzünü yıkarsın hem de yemek yersin dedi. Böyle teklifleri pek kabul etmem ama Türker abi çok ısrar etti. Ben de kabul ettim. Sağ olsun Türker abi, babası Şaban abi. Yemek yedim. Bayağı muhabbet ettik. Şimdi bana güzel bir park önerdiler. Oraya doğru gidiyorum. Bu akşamlık yemek işini çözdüğümüze göre sabah için alışveriş yapıp parka doğru devam edeyim. Bu arada benzin de almam gerekiyor galiba. Yeni Pazar böyle ufak bir ilçe. Ben çok beğendim. Gerçi yol çalışması zamanında gelmemiş olsaydım çok daha iyi olurdu. Adamlar girişe boşuna bana koyamamış gülümseyip Yeni Pazar'a geldiniz diye. Çok sevdim ben burayı. İnsanları giriyor, neşeli. Parka çökeceğim ben şimdi bu akşam. Sulama var, çeşme var. İyi akşamlar gençler, nasılsınız? Geceleri sulanıyor mu park? Sadece o taraf mı? Ha, gündüz mü sulanıyor? Gece burada kalacağım. Niye? Hayır canım. Şu bayrağın altına atacağım kendimi. Aynen, her yeri geziyorum. Valla Türkiye'nin 3'te 2'sini gezdim. Maşallah. He? Burası çok güzel. Vallahi. Ben Tekirdağlıyım. Gece burada kalacağım. Hemen Yeni Pazar yolu üzerinde güzel bir park var. Ve gençler de takılıyor. Şurada şanlı bayrağımın altına kuracağım çadırımı. Bu geceyi burada geçireceğim.